Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, İYİ Parti grubumca verilmiş olan staj ve çıraklık sürelerinin sigorta borçlanmasına sayılması için yapılması gerekenlerin araştırılması, meclis talebinin tekrardan değerlendirilmesi için söz aldım. Hepinizi saygıyla selamlarım. Staj öğrencinin müstakbel hayatına hazırlandığı teorik hayatının pratiğe bir yönelişidir. Pek çok meslekte staj vardır. Ülkemiz için sayısı yıldan yıla değişmektedir. Yalnızca mesleki ve teknik okullarda staj yapan öğrenci sayısı bir yılda 517 bin civarındadır. Hem yüksek öğretim kurumları hem de orta öğretim kurumlarında beceri eğitimi çerçevesinde kurum ve işletmelerde yapılan çalışmalar staj olarak değerlendirilmektedir. Stajyerlik ve çıraklık farklıdır. Çıraklıkta bir meslek ya da sanatı öğrenmek ve vasıflı olma amacı varken, stajyerlikte var olan mesleki bilgilerini geliştirmek ve onu tekabül etmek amacı vardır. Staj yapanların geleceklerine olumlu bakabilmeleri için emek vererek yaptıkları, pek çok işte aldıkları maddi karşılığın yeterli olması gerekir. Staj yapanların hepsi de çalıştıkları kurumdan alacaklı demek, bir hakkın itirafından ibaret kalmaktadır. Kurumlar stajyer çalıştırdıklarında personel sayısında azaltmaya gidiyorlar. İş yeri stajyerlere sen meslek sahibi olacaksın, ben sana mesleği öğretiyorum havasında ve üstenci davranmaktadırlar. Stajyerler pek çok görevi yapmak zorunda kalıyorlar ve işin hamaliye tarafını yükleniyorlar. 5510 sayılı kanuna göre sigortalılığın başlangıcı mağlulluk, yaşlılık ve ölüm sigortasının başlangıcı olarak kabul edilmektedir. Staj başlangıcı mağlullük, yaşlılık ve ölüm sigortasının başlangıcı olarak kabul edilmemekte ve onların yararlandığı haktan yararlanamamaktadırlar. Ancak iş kazalarında stajyerler sigortalıktan yararlanıyor bilirken mağlullük, yaşlılık veya ölüm aylığı bağlanamıyor. Bunun yanında bazı er ve erbaşlar ile doktora öğretimi yapanlar için çalıştıkları süre emekliliğine sayılmaktadır. Avukatlar staj yaptıkları süre kadar borçlanarak sigortalığı hak ediyorlar. Meslek grupları arasında eşitsizlik vardır. Kısaca bu konuda başıboşluk vardır. Bir grup stajyer mağlulluk, yaşlılık ve ölüm haklarından yararlanabiliyorken diğer grup stajyerler yararlanamıyorsa burada bir adaletsizlik vardır. Kişi staja mecbur tutularak, zorlanarak ancak primini ödemek isterse de en azından bir kısım stajyerler sigortalı olmalıdırlar. Bu tutum anayasanın 10. maddesinde yer alan eşitlik ilkesine hepten terstir. Aslında stajyerlik tümden elden geçirilmelidir. Stajyerlerin çalışacakları kurumun planlanması, çalışma koşulları, ortamlarının düzenlenmesi baştan aşağı ıslahata muhtaçtır. Stajyerlerin en büyük ağırlığı ara insan gücüyle ilgilidir. Ara insan gücü ülkemizde yetersizdir. Bu alanda ihtiyacı gidermek için yapılması gerekenlerden ilki kuşkusuz stajyerlerin emeklilik hakkıdır. Meslek edinmek eğitimin en önemli sebepleri arasındadır. Özellikle düşük gelirli aileler için çok önemlidir. Uzun süredir AK Parti'nin ülkemizde yaşattığı yoksulluk, hele hele dar gelirli aileler için çocuğunun kendi hayatını kurtarması, aileye kısa zamanda maddi gelir sağlaması çok çok önemlidir. Bazen ailelerin yoksulluğu, bazen babanın çalışmaya zorlaması veya yaşanan yerde başka bir iş imkanının olmaması nedeniyle çocuklar çıraklığa zorlanmaktadırlar. Genel liseler çocuklar için çok cazip değildir. Üniversiteye girerse bir sürü masraf ve okul bittikten sonra iş bulma zorluğu ortadadır. Zaten yüksek okul Türk ülkemizde gençlerin 4-5 yıl süreyle beklediği işsizlik parkı durumundadır. İş bulamayan fazla sayıda üniversite mezunu bizim eğitimde birinci önceliğimiz olamaz. Meslek liseleri bu şartlarda daha cezbedicidir. Stajyerlerin çalıştıkları sürede mağlullük, yaşlılık ve ölüm ayrılığı alamadıklarından bahsederken bir grup yoksulun bu haktan yararlanamadığını söylemek yanlış bir genelleme değildir. Hükümet varlıkların, güçlerin yanında durarak gösterdiği kararlılığı bir kısım yoksulların yanında durarak göstermeli. Çıraklara sigortalık
Tamamlayalım lütfen. Çıraklara sigortalılık hakkı verilmeli. Araştırma önergemiz dikkate alınmalıdır. Yüce Meclis saygıyla selamlarım. Halkların Demokratik Partisi grubu adına söz talep eden Mersin Milletvekili Sayın Rıdvan Turan. Buyurun Sayın Turan. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Ya bu AKP'nin iktidar olduğu zamandan bugüne kadar çalışma yaşamını öyle bir darmadağın etti ki, yani böyle içinden çıkılması mümkün değil. Özellikle tabii AKP'nin başı ama öncesi de var. Derviş'in güçlü ekonomiye geçiş programıyla birlikte bu ülkede uluslararası finans kuruluşlarının, IMF'nin, Dünya Bankası'nın dikte ettiği bütün çalışma rejimleri geçerli hale geldi. Esnek, kuralsız, part-time çalışma biçimleri. Ve onun sonucunda da böyle ucube bir sürü şeyle karşı karşıya kaldık. İşte kadrolular, sözleşmeliler, yarı zamanlılar, çıraklar, şunlar bunlar. Yani bu zaman dilim içerisinde böyle perişan hale getirilen bu çalışma rejimi birbirinden aynı işi yapmakla birlikte birbirinden farklı emeklilik rejimlerine, birbirinden farklı çalışma rejimlerine sebep oldu. Ve inanılmaz bir adaletsizlik doğurdu. Şu anda bu neoliberalizmin en çok dünyada tartıştığı konulardan bir tanesi. Bizim memleketimizde bataklık haline dönüştürdüler. Şimdi sorumuz şu arkadaşlar. Bir çırak, bir stajyer ne yapar? Ne iş görür? Üretim yapar mı? Yapar. Artı değeri, üretmiş olduğu artı değeri işveren tarafından, kurum tarafından ya da daha küçük ölçekli bir yerse ustası tarafından sömürülür mü? Evet, sömürülür. Yani herhangi bir işçinin, bir kamu çalışanının, bir ücretlinin yaptığı şeyin aynısını yapar, aynı biçimde sömürüye tabi olur mu? Evet, olur. E oluyorsa niye bu insanların emeklilik garantisi onlarla aynı biçimde söz konusu olmuyor? Bu hak niye verilmiyor? Yani sizden istedikleri kendi hakları. Ne dileniyor bu insanlar ne başka bir şey. Çok basit bir şey söylüyorlar. Diyorlar ki ya bizim çıraklık başlangıcımız aynı zamanda sigortamızın başlangıcı olsun. Onlar çalışma açısından, artı değer üretim açısından diğer çalışanlarla hiçbir farkı olmaksızın, hatta pek çok açıdan da daha olumsuz koşullarda çalışıyorlar. Öyle mi? Öyle. Bu insanlar daha olumsuz koşullarda bile çalışıyorken en azından diğer kesimler kadar niye bir emeklilik hakkına sahip olmuyorlar? Ya burada adalet var mı? Hakkaniyet var mı? Hiç. Tamam ya lütfen. Yani dolayısıyla stajyerlerin ve çırakların üretim sürecindeki pozisyonları diğer işçilerle aynı olduğu halde ve daha fazla ezildikleri halde, daha kötü koşulda çalıştıkları halde sonunda emeklilikten faydalanamıyor olması kabul edilebilir bir şey değildir. Eğer EYT'yi getiriyorsanız, perşembe günü komisyona gelecek, bu arazlardan arındırarak getirin. Yani çırakların sorunu ortadan kalkarak gelsin. Bağkurların sorunu ortadan kalkarak gelsin. Böyle olsun ki gerçekten bir yasa yapılıyorsa biraz adalet gözetilsin, stajyerlerin sorunu çözülsün ve biraz böyle tırnak ucu kadar hak yerini bulsun. Çok fazla istenen bir şey yok. Bütün çıraklar ve stajyerler de bunu talep ediyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına söz talep eden Malatya Milletvekili Sayın Veli Akbaba. Buyurun Sayın Akbaba. Süreniz 3 dakika. Başkan, değerli milletvekili, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Staja takılanlar, çıraklığa takılanlar, prime takılanlar, tescile takılanlar, depreme takılanlar. Şimdi bunların aslında hepsine bir isim vermek gerekirse AKP'ye takılanlar. İnşallah yapılacak ilk seçimde de
AKP sandığa takılacak ve millet dersini verecek. Değerli arkadaşlar, ya siz laf atıyorsunuz da bana. Hiç fakirin fukaranın sorunu çözmek için niye hep meclise yasa getirmiyorsunuz? Siz hep zenginlerin beşli çete için meclise yasa getiriyorsunuz. Onların işte Allah size vicdan versin ya. Biraz da bak, biraz da laf atıyorsun da biraz da fakir fukaranın mağdurların sorunları gelin ya. Ya sadece size zenginler beşli çete oy vermiyor, laf atıyorsun da. Allah aşkına 50 vicdanla koy. Bu staj mağdurlarını çözün, çırakları çözün. Sen diyorsun ki yok, ordudan geldim, orduda bir avuç zengin oy verdi bana diyorsun. Bak bir şey söyleyeyim. Sadece beşli çetenin vekili değilsiniz siz. Sadece zenginlerin vekili değilsiniz. Siz fakir fukaranın da vekilisiniz. Değerli arkadaşlar, 1,5 milyon mağdur var. Stajyer ve çıraklar. Bakın henüz çocuk yaşta bu insanlar torna tezgahının başına geçmiş, makinenin başına geçmiş, işçi gibi çalıştırılmış. Yok sen sigorta girişi yapamayız, sigortalı sayamayız diyorsunuz siz. Ya bu insanlar akranları gezip oynarken, sokakta top kovalarken bunlar ne yapmış? Makine tezgahının başında eli tornavidada sıva yapmış vesaire. Ama bugün bu çocuk yaşta işe girmiş, çocukluğunu yaşayamamış. Bakın çocukluğunu yaşayamamış, bu ülkenin ve ailesinin ekonomisine katkıda bulunmak için çocukluğunu yaşamamış insanları mağdur ediyorsunuz. Çalışma Bakanı diyor ki onlar diyor EYT olmaz diyor. Niye? Bunların diyor sigorta girişi olanlarda bir sorun yok. Ama diyor çıraklık ve stajyerlik için sigorta girişi değil, onlar sağlık sigortası korumak üzere geliştirilmiş bir sistemdir diyor. Ya Sayın Bakan'ın görmek istemediği bir şey. Bir dönem deyim yerindeyse çocuk iş gücü gibi çalıştırmışsınız. Şimdi değerli arkadaşlar, bu çocuklar da bu ülkenin vatandaşları. Sizin çocuklarınızın olmadığı gerçek. Bakın bunlar sizin çocuklarınız değil. Çünkü sizin çocuklarınız stajyer olmaz, çırak olmaz. Sizin çocuklarınız lüks okullarda eğitim görürler. Kışın lüks yerlerde tatil yaparlar. Bu çocuklar, sizin çocuklar oynarken, otellere giderken bu çocuklar ter akıtırlar. Şimdi değerli arkadaşlar, bu insanların sorunun çözülmesi lazım. Yaklaşık 1,5 milyon stajyer ve çırak var. Bunların çözülmezse bu insanların iki eli buna red oyu verecek insanların yakasında olacaktır. Bakın değerli arkadaşlar, şimdi birçok sorun var, birçok dert var. Maalesef yeni... Tamamlayalım lütfen. Tamamlıyorum. Yeni mağduriyet üretmekte üzerinize yok. Yeni mağduriyetler ürettiniz. Eskiden EYT vardı, şimdi EYT bitecek. İşte biraz önce söylediğim staja takılanlar, çıraklığa takılanlar vesaire olacak. Değerli arkadaşlar, bu mutlaka çözülmelidir. Bakın yarın sandık geliyor. Bu demokrasi öyle güzel bir şey ki, vallahi bu demokrasi öyle güzel bir şey ki, olmayanı bile yaptırıyor. Bu EYT'liler eylem yapmasaydı ne diyordu? Seçimi kaybetsek bile gelmeyecek diyordu. Hatta 2018 yılının seçiminden sonra burada MHP'nin oylarıyla bir komisyon kurulması kararı alındı. Aman Allah'ım, aman Allah'ım, neler oldu neler. Şimdi Erhan Usta burada. Erhan Usta gitti, başka şeyler oldu. Bu meseleyi çözeceksiniz. Çözmeseniz biz çözeceğiz. Çözeceğiz, çözeceğiz. Bir başka mesele. Hakim stajyeri var. Savcı stajyeri var. Bunlar maaş alıyor. Avukat stajyeri niye maaş almıyor? Mahmut Tanal. Niye maaş almıyor? Laf mı attı size? Sataşma mı varım Sayın Tanal? Gerçekten Türkiye'de kastik bir yara var. Yani hakim stajyeri, savcı stajyeri ve avukat stajyeri aynı fakülteden mezun olarak aynı puanlarla üniversiteye girirler. İkisi de yargı mensubu. Üçü de kamu hizmeti ifa ediyor. Ama maalesef hazinede hem savcıların hem hakimlerin maaşı ödeniyor, sigortası ve avukatların ödenmiyor. Bu eşitsizlik giderilmesi siz, lazım. Siz iktidara gelince değiştirirsiniz Sayın Tanrı. Başkan, ben sataşma maksadını evet. Adalet ve Kalkınma Partisi grubu adına söz talep eden Konya Milletvekili Sayın Halilet Yemez. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, verilen grup önerisi üzerine grubum adına söz almış bulunmaktayım. Genel kurulu ve ekran başında bizleri izleyen aziz milletimize saygılar sunuyorum. Değerli milletvekilleri,
AK Parti hükümetleri olarak ülkemizin ve milletimizin bugünü ve geleceği için çalışıyor, her alanda başarılı çalışmalara imza atıyoruz. Her zaman emeğin ve emekçinin yanında olan AK Parti olarak istihdamdan sosyal güvenliğe, örgütlenmeden toplu sözleşmeye, mali ve sosyal haklardan özlük zeminine her konuda önemli adımlar attık. Çalışanını koruyan, çalışamayanına bakan sosyal devlet anlayışıyla politikalarımızı yürüttük, yürütüyoruz. 3600 ek gösterge düzenlemesi, sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi, öğretmenlik meslek kanununun çıkarılması, taşörenlerin daimi işçi kadrosuna geçirilmesi gibi çok sayıda kişiyi ilgilendiren çalışmaları hayata geçirdik. Çalışmalarını tamamladığımız EYT'lilerle ilgili düzenleme de önümüzdeki günlerde genel kurulumuza gelecek inşallah. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, her alanda gerçekleştirdiğimiz yeniliklerin en önemlilerinden biri de hiç şüphesiz sosyal güvenlik reformudur. Sosyal güvenlik bir temel insan hakkı ve sosyal devlet ilkesinin gereğidir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hayata geçirdiğimiz sosyal güvenlik reformu halkımızın gündelik hayatına değen, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayan büyük bir değişim ve dönüşümdür. Sosyal sigorta ve sağlık sigortası alanlarında yapmış olduğumuz bütünleştirici ve etkin çalışmalarla sosyal güvenliğin kapsamını %99'a ulaştırmayı başardık. Değerli milletvekilleri, staj öğrencilerin öğretim programlarıyla kazandırılması öngörülen bilgi, beceri, tutum ve davranışlarını geliştirmesini sağlayan mesleki bir öğrenme modelidir. İşletmelerdeki mesleki eğitimin amacı öğrencinin iş hayatına dahil olması değil, eğitiminin bir parçası olarak eğitim gördüğü mesleğe uygulamaya öğrenmesidir. Staja tabi tutulan öğrencilerin hakkında iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi ödendiğinden bu kişilerin maruz kaldığı risklere karşı kısa vadeli sigorta kodlarından sağlanan mali haklara sahiptirler. Emeklilik şartlarının belirlenmesine esas olan sigortalılık süresinin başlangıcında sigortalı adına ilk defa tamamlayalım lütfen. Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primin ödendiği tarih esas alınmaktadır. Oysa staj kısa vadede belirli bir süre içerisinde tamamlanması öngörülen uygulamalı bir eğitim olduğundan staj kapsamında ödenen primlerin emekliliğe esas sigortalılık başlangıç tarihi olarak dikkate alınamamaktadır. Stajyerler orta öğretim veya yüksek öğretim kurumları bünyesindeki öğrencilerdir. Stajyerler iş yerinde hizmet hattı koşulları olmaksızın ve iş görme borcu ile çalışmadığı için işçi niteliğinde olmadığı değerlendirilmektedir. Bütünleyici sosyal devlet anlayışıyla, kapsayıcı çalışma hayatıyla büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmek için var gücümüzde çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle genel kurulu ve aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum.